Efendim, her geçen gün artan kira fiyatları yeni bir dönem başlattı artık ve paylaşımlı ev dönemi deniyor bu dönemin adına. Astronomik kira ücretleri isteyen kimi ev sahipleri oda oda evlerini kiraya vermeye başladı. Hatta aynı oda içerisinde ranzalar kiralanıyor artık. Ekonomik koşullar bu yeni modelin günden güne yaygınlaşmasına sebep oluyor ki önümüzdeki süreçte okulların da açılmasıyla birlikte ranzaların artık kiralandığını, yatakların kiraya verdiğini hepimiz gözlemleyeceğiz. 20 metrekarelik, içinde sadece bir tuvaleti olan, duşu bile olmayan odalara yaklaşık 6-7 bin liraya kiralıyorlardı. Bu paraları veremeyen öğrenciler de ranza sistemiyle, yani tek bir ranzaya 3000-3500 lira, o da semtine göre değişiyor. İşte 2500'den başlıyor, 4000 liraya kadar ulaşıyor. 3 tane ranza var, yani orada da 6 kişi kalıyor. Ne kadar kira veriyor? Yanlış bilmiyorsam 2000 lira civarı. Sadece yatak, o odaya veriyor yani. O fiyata 5-6 sene önce daire kiralıyorduk. Kira fiyatları kontrolden çıktı. Asgari ücretli zaten yetişemiyordu. Orta gelirlinin maaşı da yetmiyor. Bu durum paylaşımlı ev dönemini başlattı. Hatta ev arkadaşlığı yerini oda arkadaşlığına bırakmaya başladı. Benim kardeşim de o şekilde Gebze'de bir firmada çalışıyor. Ev tutamadığı için işte bir arkadaşıyla birlikte, yani daha doğrusu sonradan arkadaş oldu. Oda arkadaşı olmuş oldu. Bir tane oda var. Yani daha doğrusu bir dairenin bir odasında ranza var. Diğer odalarda da aynı şekilde ranza var. Yani bir odada 6 kişinin kaldığı üçlü ranza da var. Kiralar aldı başını gitti. Gelirdeki artış kiralara yetişemiyor. Bu durumda paylaşımlı ev dönemi başladı. Hatta ranza sistemiyle odalar paylaşılıyor artık. 2 artı 1, 3 artı 1'de 12-14 kişi kaldığını söyleyen kişiler var. Ancak yetiştirebiliyorlar, ancak ödeyebiliyorlar. Ve barınma krizini de, barınma sorununu da kendi içlerinde böyle çözebiliyorlar. Paylaşımlı ev modelinde tıpkı öğrenci evlerinde olduğu gibi farklı insanlar aynı evde ortak kirada bir araya geliyor. Kiraların yüksek, bütçelerin yetersiz kaldığı durumlarda oda kiralama alternatifi de sunuluyor kiracılara. 5 kişi, 2 artı 1. Bir odada kaç kişi kalıyor? 3 kişi kalıyoruz. İstanbul'da kiralar belli zaten. Yani yaşanacak gibi değil. Kişi başına ne kadar düşüyor? 1200 falan. Tanımadığım bir insan iyi mi kötü mü, huyu suyu nedir? Çok zor bir durum yani. Okuyan çocuğunuz var mı? Var. Evet. İstanbul'da mı? İstanbul'da, il dışında da kazandı. Maalesef bu kiralar yüzünden göndermedim. En azından eve gelsin yani. Kirada kurtulmuş oluruz. Evler oda oda, odalar yatak yatak kiralanıyor. Ancak ekonomik koşullar nedeniyle mecbur kalınan bu yeni sistemde güvenlik sorunu dikkat çekiyor. Artık insanlar çaresizlikten böyle şeyler yapmaya başladılar. Yani sonuç itibariyle bir şekilde barınma ihtiyacını gidermesi lazım. Bir de güvenlik tarafı var. Geçen sene oda sistemini konuşuyorduk ve hayretler içindeydik. Bu sene ranza sistemini konuşuyoruz. İnanın bu sorun devam ederse biz gelecek yıl ranzalarda nöbetleşe uyumayı konuşacağız.